Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz yeni Honda Civic. Öncelikle yeni Honda Civic'i bize temin ettiği için Sivas Açılım Honda'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yeni Honda Civic tıpkı eski neslinde olduğu gibi LPG'li ve benzinli olarak ülkemizde satışa sunuldu. LPG'li ve benzinli motorların ikisi de turbo beslemeli motorlarla birlikte geliyor. Yalnız LPG'li versiyon 129 beygir güç, 180 Nm tork üretirken aynı motor olmasına rağmen benzinli versiyonu 182 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Civic'in bir önceki nesli olan FC5'te aynı motor 220 Nm tork üretiyordu. Şimdi öncelikle bu iki otomobil arasındaki temel farklardan başlayalım arkadaşlar. Önceki nesilde şehir içi yakıt tüketimi 7,5 litreyken bunda 9,8 litreye çıkmış. Fakat bu yakıt tüketimi test şartlarının değişmiş olmasıyla alakalı. Yani önceki versiyonun yakıt testine girdiği şartlarla bu versiyonun yakıt testine girdiği şartlar birbirinden çok farklı arkadaşlar. WLTP gibi farklı test şartları var biliyorsunuz. O test şartlarında teste giren otomobiller zaten bir tık daha fazla yakıt tüketimi gösteriyor. Bunun en büyük sebebi de biraz daha gerçekçi kullanım olması. Ortalama 6,7 litre yakıt tüketimi gösteriyor fabrika verilerine göre bu otomobilde. Yeni nesli de önceki nesli gibi önden çeker olarak geliyor sadece. Bu otomobil eski nesline göre biraz uzun ve biraz daha geniş arkadaşlar. Fakat yükseklikleri aynı. Dingil mesafesi de önceki neslin 2698 mm iken bu neslin 2733 mm. Bir de bu neslin yakıt tankı 1 litre daha fazla. Önceki nesil 46 litreydi. Bu nesil 47 litrelik bir yakıt tüketimiyle geliyor ve bu otomobil eski nesli göre 1 kilo daha ağır, 1389 kilogramlık ağırlığıyla. Yine bagajda bir farklılık var. Eski nesil 519 litre bagajla gelirken bu 512 litrelik bir bagajla birlikte geliyor. Otomobil CVT bir şanzımanla geliyor fakat bu CVT şanzımanı bugün gün boyu test ettim. Bu gün boyu testimde de fark ettim ki yeni Honda City ve Accord'da bulunan ve benim çokça beğendiğim CVT yazılımıyla birlikte gelmiş. Yani ruhsuz bir CVT'si yok. Çok güzel vites değişim efektleri var. Aracın 0-100 hızlanması 8.1 saniye bu verilerle birlikte. LPG'li alırsanız 10.5 saniye gibi bir 0-100 hızlanması geliyor. Bizim test konumuz olan araç Executive Plus donanım paketine sahip ve benzinli versiyonu. Yani 182 beygirlik versiyonu. Bu otomobilin ülkemize Premium, Elegance, Executive ve Executive Plus donanım paketleri gelecek arkadaşlar. Videoya başlamadan önce yine bu otomobil ve bu otomobilin sınıfında bulunan diğer otomobillerin fiyatlarıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bugün bayiye gidip dolu bir Megane almak isterseniz 440 bin lira liste fiyatından 1.3 ikon paket bir Megane, 440 lira liste fiyatından yine 1.5 dolu bir Octavia, 500 bin lira liste fiyatından 1.5 R-Line bir Golf, 391 bin lira liste fiyatıyla atmosferik motorlu en büyük farkı bu Passion X-Pack bir Corolla, 432 bin lira liste fiyatından dolu bir Elantra veya 364 bin liraya orta paket bir Astra alabiliyorsunuz. Astra'nın sadece orta paketi var şu an çünkü yeni kasası gelecek. Bu otomobilin fiyatı ise 374 bin lira premium paketten başlıyor. Eco versiyonu bu. Executive Plus versiyonu da arkadaşlar 440 bin liraya satılıyor. Elegance'ı 410 bin lira. Zaten en çok satılacak olan paket eski neslindeki gibi Elegance olur diye düşünüyordum. Şu an Executive Plus'a ciddi manada bir talebin olduğunu da gördüm açıkçası. Çünkü sınıfında eşdeğer diğer tüm otomobiller benzer fiyatları, hatta Golf falan bundan biraz daha pahalı. Şimdi aracın detaylarına geçebiliriz. Şöyle araca doğru yaklaştığımda önde LED aydınlatmalar görüyorsunuz. Etrafı karartılmış ve LED'lerle bezenmiş bir aydınlatma. Yaktığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Açtığım zamansa üst kısmında şu şekilde bir sinyal lambasının olduğunu görüyorsunuz. Araçta önde park sensörleri ve sis lambaları da yer alıyor. Onlar da LED arkadaşlar. Ön tasarım biraz farklılaştırılmış. Farın yer aldığı bölme içeri doğru giriyor ve panjur kısmında tekrar dışına doğru çıkıyor. Bu da birazcık bana göre hırçınlık katmış. Alt tarafta, ön alt tarafta, yanlarda ve arka tarafta eklentiler var. Önceki nesline göre bu nesildeki eklentiler daha çok hoşuma gitti. Daha güzel eklentilerin geleceğini de söylediler. Yan tarafa geçtiğimizde gördüğünüz gibi burada çift renk oldukça güzel. 215-50-17 jant ve lastiklerimiz yer alıyor. Özellikle eski nesline göre jantları çok güzelleştirilmiş bu arabanın. Benim çok hoşuma gitti. Kaput kısmına geldiğimizde ise kaput kısmı görüyorsunuz cam biraz aşağı doğru iniyor. Silecekler altta kalıyor ve kaput birazcık üstünü kapatıyor. Bence Accord'a benzemiş ve oldukça premium bir hava katmış bu kaput tasarımı bu otomobile. Yan tarafına geçtiğimde yanda burada camların üst kısmında bir krom parça, yukarıda bir sunroof görüyorsunuz. Elegance'dan itibaren standart olarak geliyor. Yine dikiz aynalarımız katlanabiliyor ve üzerinde LED aydınlatmalar var. Burada da bir tane kameramız var. Sağ aynanın altındaki kamera sağ sinyal verdiğiniz zaman sağ tarafı size gösteriyor. Burada arkadaşlar üstü kromla kaplanmış ve anahtarsız giriş çalıştırma özelliği olan kapı kolları yer alıyor. Arkasına doğru geçtiğim zaman burada yine LED aydınlatmaları görüyorsunuz. Altta çift çıkış egzozlarımız var. Aksesuar olarak egzoz uçları takmışlar. Normal standart halinde egzoz uçları yok. Arkada gördüğünüz gibi sinyaller halojen yanıyor arkadaşlar ama aydınlatmalar LED yanıyor. Oldukça güzel gözüküyor. Buradan bagaj kapağını açalım isterseniz. Tuşla açabiliyoruz bagaj kapağını. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça güzel bir C sedan bagajımız yer alıyor. Kalite anlamında eski nesilde pek bir farkı yok. Çok benzer bir kalitesi var. Standart bir Japon bagajı. Yukarıda da şöyle normal bir orta kalitede kaplamamız yer alıyor. Şu çıkıntıdan tutarak bagaj kapağını
kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gelen spoiler'ı da ben çok beğendim. Açıkçası bu otomobile çok yakışmış. Arkasına doğru geçtiğim zaman burada kapı hissiyatları eski nesline göre biraz daha iyileştirilmiş. Fakat kapılar hala çok ağır değil ve aşırı kaliteli hissettirmiyor. Kapı üstleri arka tarafta sert plastik. Şurada bir piyano bilek kuşak geçiyor. Şurada görmüş olduğunuz karbonumsu detay da şöyle ses çıkarıyor. Oldukça güzel. Kapı açma kolları da bu şekilde olmuş. Eski FD6'ya biraz daha benziyor. Kolum dayadığım yerler deri kaplı ve küçük kapıcı gözleri de yer alıyor. İçerisine baktığım zaman burada 3 tane kafalık görüyorsunuz. Ortasında da 1 tane kol dayanağı geliyor arkadaşlar. Bu kol dayanağının içerisinde 2 tane bardaklık var. Ortada burada küçük bir şaft tüneli ve 2 tane havalandırma menfezi gözüküyor. Bunlar güzel detaylar. İçeride arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakışınız bu şekilde. Sunroof'u ve ön 3 camı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Diz mesafesi benim boyum 1.78 bu şekilde. Yaklaşık 3 parmak civarında bir diz mesafesi var. Baş mesafesi ise şöyle 6 parmak civarında. Beyaz tunlarında ayarlı emniyet kemeri mandalları var. 4 tane tutamak. Arka taraftaki tutamaklarda da askı aparatları yer alıyor. Yine arka tarafta 1 tane. Ön tarafta ise gördüğünüz üzere 2 tane LED aydınlatma yer alıyor. Ben bu koltukların ve koltuk kafalıklarının tasarımını da çok fazla beğendim. Önde kapı hissiyatları çok daha güzel arkadaşlar arkadakine göre. Ön kapı üstleri yumuşak geliyor. Şuralar sert plastik. Şurası deriyle kaplanmış. Cam açma kollarının etrafı krom kaplı. Ayna kapamayı buradan da yönlendirebiliyorsunuz. Ve burada da bir kapıcı gözü var. Kapının üzerine bir bagaj açma tuşu entegre edilmiş. Buna bastığınız zaman bagaj kapağı yukarı kalkmıyor. Sadece kilidi atıyor. İçerisine geçtiğimizde burada deri kaplı, ortası delikli deri olan koltuklarımız yer alıyor arkadaşlar. Beyaz dikişli. Oldukça rahatlar ve kaliteli duruyorlar. Sol ön tarafta bir derinlik ayarımız var. Koltukların yanında gördüğünüz gibi airbagler de yer alıyor. Sağ ön tarafta derinlik ayarı mevcut değil maalesef. İçerisine bindiğimde şuralar yumuşak plastik. Şuralar yumuşak plastik. Bu göstergelerin etrafı da krom bir çizgiyle bezenilmiş. Gayet güzel gözüküyor. Ortada bir ekranımız var. Elegans alırsanız bu ekran daha küçük 7 inç olarak geliyor. Burada komple boydan bir ızgara var. Bence çok güzel bir hava katmış bu otomobile. Keşke şuradaki dörtlü flaşör tuşu da piyano bilek olsaymış daha güzel olurmuş. Altına indiğim zaman burada bir klima paneli görüyorsunuz. Şurada şu şekilde bana can ver diye bağıran stop start ya da start stop tuşumuz var. Ona bastığımda araç çalışıyor ve burada koltuk ısıtmaların tuşları yanıyor. 12 koltukta koltuk ısıtma var ve dijital bir klimamız var. Çift yönlü bu klima. Altına indiğimde bir hızlı şarj, bir de normal USB girişi görüyorsunuz. Şurada 12 volt çıkışı ve alt tarafta da bir kablosuz şarj var arkadaşlar. Bunun üzerinde de şöyle bir aydınlatma yer alıyor. Burada vites topuzunuz, 2 tane bardaklık. Ben şu alanın tasarımına bayıldım. Şu karbonumsu efekte çok güzel olmuş. Burada bir drive mod var gördüğünüz gibi. Eco, Comfort ve Sport modları yer alıyor. Premium paketinde bu modlar Eco ve Comfort olarak geliyor. Elegance'dan itibaren Sport modda geliyor bu otomobile. Altına geldiğim zaman bir brake hold yani auto hold sistemi. Şurada da elektrikli el freni var. Bu kendi tutup bırakmıyor yalnız. Şurada ileri geri gitmeyen bir deri kaplı kol dayanağı görüyorsunuz. Bunun içerisi de şöyle bayağı bir geniş arkadaşlar. Sağ tarafa geçtiğimde sağda standart bir Civic torpido gözü yer alıyor. Yine araçta şuralar yumuşak ama şuradan itibaren sert malzemeler kullanılmış. Yukarı çıktığımda yukarıda ışıklı makyaj aynaları, bunlar LED yanmıyor. Bunlar da LED yansa daha güzel olurdu. Burada otomatik kararı bilen iç dikiz aynası, SOS tuşunuz bu standart geliyor. Sunroof ayarlarınız burada gördüğünüz gibi şurada da bir tane gözlüklük var. Bu da premium donanım pakette gelmeyen detaylardan bir tanesi. Civic'te otomatik far, otomatik uzun far asistanı ve otomatik silecek geliyor arkadaşlar bu donanımda. Galiba Elegance'da da bunlar geliyor. Burada bir multimetre ekranınız var. Bu ekranı şuradaki teker vasıtasıyla değiştirebiliyorsunuz. Buna bastığım zaman ekranı özelleştir seçeneğine tıklıyorum. Gösterge dizaynına tıkladığımda mesela çubuk seçtiğim zaman şöyle bir gösterge beni karşılıyor. Yuvarlak seyir seçtiğim zaman sağ tarafı boş kadranlar beni karşılıyor. Yine buradan bar seyir seçtiğim zaman da şu şekilde bir gösterge beni karşılıyor. Ben en çok bunlar arasında yuvarlağı sevdim. Yuvarlak hoşuma gitti benim. Yine şuradan yukarı çıkıp geri dediğinizde diğer ayarlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik desteği, motor yağ değişimine kalan mesafe, emniyet kemeri, güvenli sürüş, navigasyon gibi, pusula gibi birçok detayı görebiliyorsunuz. Buradan yakıt tüketiminde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu orta tarafa geldiğim zaman ortadaki ekran oldukça net bir ekran. Her tarafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada Android Auto, Apple CarPlay kablosuz bağlanabiliyor ama Elegance'ı aldığınız zaman onu da kablolu bağlayabiliyorsunuz. Yine özellik var ama kablolu. Burada Honda App Center diye bir uygulama var. Bu uygulamadan da Honda'nın kendi uygulamadan indirebiliyorsunuz. Aracın tüm güvenlik detaylarını buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Akıllı telefon bağlantısı, ses, ekran, ışık hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Yine şöyle gelelim. Burada lastik basınç sensörü, sürücü destek sistemi ayarları var. Öndeki araçla yakınlık mesafenizi, çünkü bu otomobilde adaptif cruise control yer alıyor. Aktif cruise kontrolün sesi, şerit koruma yardımındaki bip sesi gibi birçok detayları
buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunun dokunmatiği güzel çalışıyor. Ben beğendim açıkçası. Şuradaki tuştan hissiyatı da gayet güzel. Yine direksiyon üzerine gelelim. Bu direksiyonu ben bayağı bir beğendim. Oldukça güzel bir direksiyonu var Honda'nın. Burada aktif ACC'nin ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bastığım zaman burada öndeki araçtaki mesafemi ayarlayabiliyorum. Sağ taraftaki direksiyon işaretine bastığım zamansa şerit takibi açıp kapatabiliyorum arkadaşlar. Şerit takibi değiştirdiğiniz zaman bu otomobilde ekstra bir özellik eklenmiş. Direksiyon da titriyor. Aynı zamanda burada premium paket haricinde tüm donanım paketlerinde standart sunulan pedal shiftler de yer alıyor. Şimdi fazla vakit kaybetmeyelim. Honda Civic'in testine geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek bu otomobil. Bu otomobilin Türkiye'deki en detaylı test videosunu yapacağım. Donanımlarını anlattım, özelliklerini anlattım. Bu otomobilde Elegance paketi alırsanız arkadaşlar, bu yardımcı güvenlik sistemlerinin hiçbirisi gelmiyor. Adaptif hız sabitleme, şerit takip, çarpışma önleme ikazları gelmiyor. Premium aldığınız zamansa standart bir otomobil almış oluyorsunuz. Yine Premium ile Elegance'da 7 inçlik ekran geliyor. Bundaki ekran 10.2 inçte. Haricinde Elegance'dan itibaren yine koltuk ısıtmanız, derik direksiyonunuz gibi donanım paketlerinin hepsi geliyor. Eski Civic'le aynı yani Elegance, ama Executive Plus gerçekten dolu bir otomobil olmuş. Güvenlik anlamında da güzel. Hadi sürüşe geçelim. Civic'in Türkiye'de ilk gece sürüşünü yapacağız. Bence güzel bir video olacak. Osman hoş geldin bu arada. Hoş buldum. Bayi videolarımızı da seninle yapıyoruz. Evet. Kafa da uyuşuyor. Güzel. İyi oluyor. Aynen öyle. Gayet güzel oluyor. Şimdi şöyle şuradan bir yola çıkalım. Ya şimdi yeni Civic'in içerisine bindiğim zaman gerçekten de kendimi dizayn olarak söylüyorum. Kalite olarak standart bir C segmenti kalitesinde bir otomobil. Sanki Honda biraz daha premium görünümlü otomobiller üretmek istiyor artık. Gerçekten iç ve dış dizaynını çok beğendim. Civic'i bu otomobili ilk defa Sinan Koç test etmişti. O da bize selam göndermişti videodan. Ben de şimdi buradan otopark.com'a selam göndermek istiyorum. Önce onun test ettiği arabayı, şimdi Sivas'ta biz test ediyoruz. Biliyorsunuz zaten otomobil günlüklerim kanalı da ilk defa otopark.com'a içerik üretmek için ortaya çıkmıştı. O manada Sinan abiler her zaman benim için apayrıdır yerleri. Şimdi arabaya dönelim. Bu otomobil dediğim gibi bazı pakette de gelecek. Önceki piyasa videolarında hep şey diyordum ben. Civic'e bir tane şey lazım. Yani boş paket lazım. Çünkü hep dolu dolu geliyor. Dolu dolu geldiği için fiyatlar özellikle rakibi Corolla'ya göre biraz yukarıda kalıyordu. Şimdi yine yukarıda ama Civic'in avantajları var Corolla'ya göre. En başta daha güncel bir otomobil ve turbo beslemeli, tamam turbo beslemeli motorlarla birlikte geliyor. Bir de şu an CVT'ler arasında en güzel yazılım bu arabada. Yani CVT üretilen bütün otomobiller arasında en güzel yazılım bu otomobilde, bir de Elantra'da. Onda da benzer bir yazılım var. Vites değiştirme efekti var bu otomobillerde. Gerçekten güzel. City'de ve Accord'da da aynısı vardı. Şimdi sinyal de verdim. Gördüğünüz gibi burada bir ekranımız çıkıyor arkadaşlar sinyal verdiğimiz zaman. Geri vitese taktığımda sinyal vermeyi denedim az önce. Ne oluyor acaba şimdi geri vitese takıp sağa sinyal verince hangi kamera aktif oluyor diye. Burada tekrar bir deneyelim istersen. Şu an geriye taktım. Sinyal verdim o kamerada. Boşa alayım. Sinyal verdim. Geriye taktım. Yine geri vites kamerasına geliyor. Benim çok merak ettim mesela onu. Burada durmuşken hazır. 0-100'de başlayalım. Şuradan da sport modu alalım. Aldığımız zaman kadran kırmızı oluyor zaten. Yürütelim. 2 kişiyiz, 100. Bir şöyle dibini görelim bakalım ne oluyor. 150. Ya CVT'nin geçiş efekti gerçekten çok tatlı, güzel olmuş. 175'leri gördük, gerçekten güzel yürüyor. Direksiyonu ele çok güzel oturuyor. Bir önceki kasaya göre daha hissiz. Yoldan daha kopuk kullanıyorsun bu otomobili ama netliği güzel. Gerçekten daha net bir direksiyona sahip bu otomobil. Onu hissediyorum. Bir de ya bu işte şu basit direksiyon tasarımı birazcık kalın, çok kalın değil. Birazcık kalın bu direksiyon simidi ve etrafı, araları da açık bu direksiyonun. Gerçekten güzel hissettiriyor. Ele de çok güzel oturuyor. O manada bu direksiyonu ben çok sevdim. Koltuk ağırlarında sağ koltuğun ağırlığının olmaması benim için bir dezavantajlı durum. Bir de bu otomobilde şey değişmiş. En çok dikkatimi çeken bu gördüğünüz işte selektör yapma tuşu veya silecek açma tuşunun hissiyatı daha güzel bir hale gelmiş. Normal modu alalım. Üst viteslerde tutuyor. Birazdan tekrar gazlayacağız. Civic'in bu konsol kısmı dışarıdan baktığımda veya fotoğraflara baktığımda çok basit duruyordu ama içerisine bindiğim zaman Accord'daki gibi daha çok hoşuma gitti. Hatta Sinan abi de videodan sonra aramıştı. Dedi ki bunu sen alırsın. Hoşuna gider. Gerçekten de hoşuma gitti. Hani maddi olarak bir imkanım olsa bu otomobil kesinlikle almak isterim. Bu arada şeridi değiştirince titriyor bu direksiyon. Öyle de bir durumu var arkadaşlar. Özelliği var. Şuradan şerit takibi de kapatalım ve tekrar devam edelim. Kapattıktan sonra biraz şerit geziyorsun. Sonra tekrar
uyarı vermeye başlıyor. Otomatik kendi devreye giriyor bunun. Şöyle aracın süspansiyonlarından başlamak istiyorum. Süspansiyonlar bir önceki nesil gibi çok sert değil, çok yumuşak değil. Orta halice, konforlu bir aile otomobili gerçekten. Koltuklar yine rahat. Eski neslinde de rahattı. Bunda da rahat ama bunun sırt destekleri biraz daha iyi eski nesline göre. Yine aracın görüş açıları bu dikiz aynalarını biraz bana doğru yaklaştırmışlar. O yüzden çok güzel bir görüş açısı var. Bir de şu asunları çok ince. Bir Alman otomobili gibi hissettiriyor gerçekten. Çok hoşuma gitti. Yani uzun konsoldan vazgeçilmiş ama kısa bir konsol da koyulmamış. Orta halice bir konsol olmuş. Önceki nesil Audi modellerine benzettim ben bunu. Ama çok da hoşuma gitti. Özellikle şu ızgara çok hoşuma gitti. Aydınlatmaları oldukça güzel. Şu an otomatik far asistanı kendi açıp kapatıyor. Ben açıp kapatmıyorum. Araba gördüğü zaman da hemen direkt kendisi kapatıyor. Zaten sensörler burada olduğu için bana göre daha erken görüyor. Daha yukarıda olduğundan dolayı. O efektif çalışıyor. Ya bu uzun far asistanı gerçekten çok avantajlı bir şey. Çok güzel çalışıyor ve çok rahat ediyorsun uzun yolda. Sürekli bir şeyle oynamıyorsun. Kendi açıyor, kapatıyor. Görüşünü ona göre ayarlıyor. Aracın yalıtımına gelmek istiyorum. Yalıtım yaklaşık 115'ten sonra rüzgar sesi başlıyor. 160'lardan sonra bayağı bir giriyor içeriye bu rüzgar sesi. Yol sesi eski nesline göre ciddi azaltılmış. Belirgin azaltılmış. Biz çünkü bugün servise geldiğimizde FC5 ile geldik. Ondan indim, buna bindim. Hatta belki bir de kıyaslama yaparız iki neslin. Daha güzel olur. Ondan hep buna binince ciddi manada yol sesinin daha iyi olduğunu hissettim. Bu otomobilde rüzgar sesi eski neslin neredeyse aynı. Fakat yol sesi azaldığı için rüzgar sesi biraz duyuluyor, ortaya çıkmış. Ama rüzgar sesinde kesinlikle bir ekstra fazlalık yok bu otomobilde. Motor sesi biraz derinden horultulu geliyor. Benim çok hoşuma gitti bu arabanın motor sesi. Gerçekten çok güzel. Adaptif hız sabitlemesi güzel çalışıyor. Dur kalk da var bu otomobilde. Evet. Aslında baktığın zaman Exe Plus'ı çok güzel bir donanım. Fiyat olarak da Elegance'a göre çok aşırı bir farkı yok bana göre. Premium'la ikisi arasında tercih daha çok yapardım ben olsam. Daha çok düşünürdüm. Premium paketi de aslında çok boş değil. Hız sabitleyicisi falan var. İşte otomatik karar aynı yok. Yine USB'si falan geliyor. Ekranı geliyor. Onun donanımı güzel. Onun en büyük eksiği 4 hoparlör geliyor. Airbag'ler standart geliyor bu otomobilde. Ama bu yardımcı güvenlik elemanları standart değil arkadaşlar. Onlar sadece bu donanım paketinde gelmiş oluyor. Şimdi istersen burada bir gazlayalım. Hem böyle gece açık yolda, burası çok açık bir yol. Dortmund'un doğu kıyısındayız şu an. Doğu kıyısının yolu da güzel. Bir gazlayalım, son limitlerini görelim. Fabrika verilerine göre 200 km son hızı diyor ama galiba 207 limitör var bu arabada. Limitör var, evet. 198 de Accord'da, bunda 207 limitörü. Şimdi şurada bir duralım, tekrar sport modunu alalım. Bir de söylemiştim herhalde yine, premium'da sport modu yok. Yok. Kulakçıklar da yok. Evet. Eskilerdeki gibi, eskilerde de öyleydi. Şeylerde, onlarda Dream'lerde gelmiyordu. Bunda Premium'da gelmiyor. Dip gaz yaptım. İki kişiyiz ve çantam var. Hafif eğimli, çok az eğimli bir yoldayız. Belki %1, %2. 100. 120. Ya vites değişim efektleri ne kadar güzel. 150. 170. 180, 190, yokuş çıkıyoruz şu an, 196 km hızda. Vallahi düşmedi ya, ciğerli gidiyor maşallah. Şöyle bir önümü göreyim, bıraktım, kendim bıraktım önümü görmek adına. Tekrar oturdum 173'te, trafiğe kapalı bir alandayız. 190. 200 ve 206. Şimdi araçta en çok dikkatimi çeken şey, yüksek süratte de frene bassam gerçekten çok güzel bir tutuşu var frenin. Yani arabanın arkası hiç sallanmıyor. Zaten arkalar bağımsız süspansiyonda geliyor. Bir arazlama daha yapalım mı? 125'te dip gaz yaptım. 140 150 160 180 190 200. Çok dik bir rampaya giriyoruz. 204. Ya 205'te çıktı burayı ya. Düşme eğilimi gerçekten hiç yok arabada. Şimdi bu arabaya ilk bindiğimde şöyle dedim, hani hızlanmaları tamam çok güzel ama biraz tutkun hızlanıyor gibi. Araba oturduğunda özellikle biraz yüksek devir çevirdiğinde, çünkü 6000 devir dakikada tam tork sunuyor. Tekrar basacağım. Hakikaten o hızda kalma yeteneği çok güzel. Yani hiçbir yokuşta böyle ağırlıkta bir arabayı 200'de bu yokuşlarda tutmak gerçekten zor bir şey. Şu an mesela yine 200 km hıza geldik. Burada bu yokuşu çıkıyoruz. 201. Yani hakikaten düşmüyor. Gerçekten muazzam. Bir de bu arabada limitte gidebiliyorsun. Mesela 200
7 limiti ya. 207'de bitiyor. 207'de gidiyorsun. Evet. Yani düşmüyor. Yokuş geliyor gidiyorsun. Düzde gidiyorsun. Yokuş aşağı hep gidiyorsun yani 207'de. Öyle bir durum var. O Accord'da da vardı. Ama ondaki 198'de vardı. Bunda 207'de var. O aradaki yaklaşık olarak 9 kilometre 10 kilometrelik fark da güzel hissettirmiyor değil. Şimdi bir yalıtım dinleyelim hep beraber. Ben normal modunu alayım bunu. Normal modu alınca da böyle bir tık şanzıman şey yapıyor. Hafif bir şöyle gel git yapıyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Şimdi mesela şöyle bakalım. Sessiz duruyoruz. Yol sesi. Rüzgar sesi. Kırk. Belirginleşen rüzgar sesi. Hakikaten. Şu an tabii 170'te daha belirginleşti. Gaza hep %10 bastım arkadaşlar. Şu an hala %10 basıyorum. Yokuş çıkıyoruz şu an. Gaza hala ben %10 basıyorum. %10 basıyorum. Hiç değiştirmedim. 181 ve hızlanıyor. 182. Hala %10 basıyorum. Aynı şekilde tutuyorum gazda ayağımı. 184. Hala aynı şekilde tutuyorum. Hiçbir gram daha fazla basmadım. 200. Hala aynı şekilde. Ya bir de CVT'ye dip gaz yapmayınca değiştirme yapmıyor. Çok efektif gidiyor. 207, 208. Ve burada kalıyoruz zaten. Bundan sonra gaz kesmiyor da. Gitmiyor da. Ama gaz kesmiyor. Hakikaten çok güzel hızlanan bir araba. Ben Civic'in motorunu gerçekten çok sevdim. Çok güzel bir motoru var. Bir de yukarıda tork verdiği için 6000 devirlerde çok güzel bir hissiyatı var. Atmosferik gibi gidiyor araba. Onun hissiyatı da güzel, zevk veriyor. Motordan gelen ses de aslında biraz daha şeyden geliyor. Egzoz tarafından geliyor. Yani bu egzoz bağlantısı tarafından şuralardan bir yerden geliyor. O da böyle bir spor otomobil kullanıyormuşsun hissi veriyor kesinlikle. Yol tutuşu nasıl peki Civic'in, ondan bahsedelim. Şu an mesela 115 km hızda gidiyoruz. Lastiklerimiz de Bridgestone ve ısındı. Şimdi mesela köpekten kaçacağız diyelim 104'te. Abi çok güzel değil mi ya? Arkası kolay kolay gelmiyor ama biraz yatıyor araba. Yani çok sert olmadığı için biraz da yatıyor. Arkası kolay kolay gelmiyor. Gerçekten güzel bir hissiyatı var arabanın yol tuşu anlamında. Bağımsız süspansiyonları net anlıyorsun, net hissediyorsun. Ya bir de araba, bu arabada şey var, akıyor. Yani akıyor, araba akarak gidiyor. Öyle bir özelliği var. Düşmüyor. Belli baza çıktığın zaman orada akarak ilerleyebiliyorsun. Yol tutuş anlamında biraz yan yatma dışında hiçbir problem görmedim ben bu arabada. Gerçekten sınıfının en güzel yol tutan arabalarından bir tanesi. Net söyleyeyim, bendeki Corolla'dan, yani son nesil Corolla'dan daha iyi. Ve son nesil Focus'la bence ciddi kapışır. Hatta Focus'u geçebilir bile. Ben bu arabanın yol tutuşunu çok beğendim. Sadece süspansiyonlar bir tık konfor da istediği için Honda burada bir tık yan yatma olabiliyor ama bırakmıyor araba yolu kesinlikle. Yani çok yüksek süratlerde çok rahat ilerleyebildik zaten. Hani biliyoruz dememek zaten ilerleyebildik yani. O manada bir sıkıntı yok. Şimdi mesela şurada hazır mısın? Dörtlümüz yandı ve durduk. Bıraktım. Dörtlü de söndü arkadaşlar gördüğünüz gibi ve devam ediyoruz. Gerçekten güzel. Şimdi bu araba 620 kilometrede. Ben bu araba ilk bindiğimde galiba 400'lerde falandı kilometresi. Ben hep böyle sürdüm. Böyle gazladım arabayla. Bir de bir detay söyleyeceğim. Bunu söylemeden edemem. Dip fren yaptığın zaman sarhoş perdesi öne geliyor. 3 mü oldu bu? 3 oldu. Sarhoş perdesi her defasında ne geliyor? Bunu tekrar çekiyorsunuz. Perde biraz şey, ince bir tık. İnce. Aynen. Şimdi bu arabada gerçekten ben sürüş anlamında çok fazla zevk aldım. Dizaynı güzel, sürüşü güzel. Bak önceki nesillere göre oturumu rahat. Bacaklarımı açıp oturabiliyorum. Gerçekten onu da çok beğendim. Hoşuma gitti. Eleştireceğim noktalar var tabii ki bu arabada. Neyi var? Yalıtım. Abi yani şu arabaya bence bir tık daha iyi yalıtım. Bu sınıfta kapışamayacağı araba yok. Bagaj içerisinin daha kaliteli olması lazım. Bu donanımda da bir elektrikli bagajın gelmesi lazım. 3. Arka kapı yüzleri. Tamam, C'lerin hepsinde sert ama ya bence bu arabaya arka kapı yüzleri yumuşak. Kolum dağıdığım yerler yumuşak ama kapı yüzlerinde de en azından bu donanımda abi biraz yumuşak bir şeyler gelseymiş çok daha güzel olurmuş. Ama onun dışında kalitesi falan gayet güzel olur. Bir de gıcık olduğum şu güvenlik önlemlerini kapatıyorsun geri açılıyor. Evet, yani abi sürüş makinesi yapmışsın. Buradan kapatınca mı acaba açılmıyor? Biz hep buradan denedik ama öyle de olabilir. Onu da bilmiyorum. Yakıt tüketimi bu kullanımda 12.2 litre gösteriyor şu an bana. Buradaki yol bilgisayarı bu şekilde kullandığımızda buna üst sınır diyebiliriz ortalama. Tabii biz sakin de sürdük. Böyle de sürdük. Ortalama bu şekilde yakıt tüketiyor. Hatta yakıtınızda yarım depoydu ben bunu aldığımda. Vallahi hakkınızı helal edin. Helal. Bayağı bir yorduk.
Şimdi yakıt manasında da gerçekten fena olmayan bir araba. 12.2 bu gazlamayla. Sakin sürüş de var ama gene ekseriyeti gazlamalı gitti. Çok sakin kullanırsanız 8.5 bantlarında geziniyor araba. Çok trafiğe girerseniz de 9 litre bantlarında geziniyor genelde. Bir de şey diyecektim. Bu donanımda bir elektrikli koltuk opsiyonuyla bel destek ayarı. İsterdim yani bunları. Bunlar bu arabanın eksikleri. Hani olur yarın Honda makyajlı kasasını yapacağı zaman geri dönüşleri merak ediyorsa bu videoyu izleyebilir. Bu videoda her şeyden bahsettik. Genel olarak böyle bir arabaydı. Ben Civic Sedan'ı beğendim. Bence fiyatı da rekabetçi bir fiyat aslında. Zaten hepsini satmışsınız arabaların. Ben de sordum, belki dedim hani bize bir YouTuber indirimi falan yaparsınız diye ama araba kalmadığını söylediler. Şimdi gerçekten de bu araba ilk çıktığında bayağı bir zaten şey vardı, böyle merdivenlerden koşuyordu insanlar. Evet, görsellerini falan da gördük. Bence fiyat rekabetçi. Niye rekabetçi? Bunun altında C sedan olarak sadece Corolla var. O da atmosferik alırsan. Ve 1.5 3 silindirli. Bu otomobil 4 silindirli, turbo beslemeli. Bunun LPG'lisi de turbo beslemeli. O ciddi manada bir avantaj. İnşallah LPG'lisinin de test aracı gelecek. O geldiğinde de birlikte bir video yapacağız. Ama LPG'li ile Osman Dortmund'a çıkmamız lazım. Çıkalım. Dortmund'a çıkalım. Orada bakalım LPG'lisi nasıl gidiyor. Bir de onda şey yapmam lazım. Net bir yakıt tüketimi testi yapmamız lazım. Ne kadar LPG, ne kadar benzin. Fullleyip çıkacağız. Tamam. İnişte de tekrar fullleyeceğiz. Bakalım. Bu şekilde yaparız. Bakalım nasıl olacak. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada son kapatmadan, yeni Civic ile ilgili satış danışmanı olarak Honda'da çalışan biri olarak sen ne düşünüyorsun? Yeni Civic gerçekten beklentilerin üstünde gelen bir model oldu. Her anlamda müşterilerimiz çok sevdi zaten. Artı lansmana çıktığı ilk gün tükendi zaten araçlar. Hala da sıra yazmaya devam ediyoruz. Ama müşterilerimizin beklentisi şuydu, daha üst düzey bir otomobil olmuş olması gerekiyordu. Bunu da Honda yapmış oldu. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Honda açılıma tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.